Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elfel selatin ve elfel selamun aleyke ya mazharul hak. Elfel selatin ve elfel selamin aleyke ya maddenu sıdk. Elfel selatin ve elfel selamin aleyke ya azimin nur. Bismillahirrahmanirrahim. El Cebbar, kullarını ihtiyar ve zorunlulukta zorlayan kimse demektir. Çünkü onlar onun Celle Celaluhu egemenliğinde bulunmaktadırlar. Cebir, zorlamak anlamında olabileceği gibi işleri ıslah etmek anlamında da olabilir. Ya da cebir, azmetmek anlamında da olabilir. Binaenaleyh, el cebbar, eşyayı bir vasıta olmaksızın ıslah eden, ihtiyacı olmaksızın itaati emreden kimsedir. Herhangi bir vehim onun katına yükselemez ve hiçbir idrak zatının sırlarına muttali olamaz. Bilinmelidir ki cebir, İki türlüdür. Doğrudan ve dolaylı cebir. Buna göre doğrudan cebir, bütün nefisler üzerine hükümran olan azamet özelliğiyle bezenmektir. Bu cebrin iki yönü vardır. Birisi gayb hüviyetine ve gerçek mutlaklığa dönüktür ki bu azamet diye isimlendirilir. Diğeri ise halka dönük vecihtir ki o da uluhiyet diye isimlendirilir. Azamet, hüviyet ile uluhiyet arasında bir berzahtır. Uluhiyet ise azamet ve yaratıklar arasında berzahtır. Binaenaleyh uluhiyet ikinci ceberutta bulunur. Buna göre uluhiyet zatıyla halka mukabil olduğu gibi aynı zamanda zata da mukabildir. Bu nedenle de tecellilerde başkalaşma özelliğine sahiptir. Şu halde uluhiyet halk ile hak arasında bir berzahtır. Herhangi bir kimsenin zat hakkında bilgi sahibi olması ancak uluhiyetin ardından söz konusu olabilir. Şu halde uluhiyet, halk ile hak arasında bir berzahtır. Herhangi bir kimsenin zat hakkında bilgi sahibi olması ancak uluhiyetin ardından söz konusu olabilir. Zat da uluhiyet vasıtasıyla hükümrandır. Dolaylı cebir ise yaratıkların yaratıklardaki cebridir. Bu bazen övülen, bazen ise zemmedilen cebirdir. Övülen cebir, ihsan cebridir. İhsan ile bir şeye zorlanan kimse ya tamahkardır ya da utangaçtır. Tamahkar, hakkı olmadığı halde kendiliğinden gelen ikramı gördüğünde bu durum onun daha tamahkar olmasına neden olur. Böylece ihsan, İkrama tam bir karşılık olabilmesi için tamahkârı ihsan sahibine karşı olabildiğince itaatkâr yapar. Çünkü nefislerin yaratılış özelliğinin gereği olarak insan minneti sevmez. Binaenaleyh söz konusu insan farkında olmadığı bir cebirden etkilenmiştir. Bu bağlamda utangaç kişiyi de şöyle değerlendirebiliriz. Hayası bu kişiyi kendisinden istediği şeyi yerine getirme ve onu kabul etmede ihsan sahibine itirazdan alıkoyar. Bu da minnetin ortadan kalkması için ihsanın karşılığıdır ki bu da nefislerin özelliklerinden birisidir. Kötülenen cebir ise baskın ve egemen olmak yoluyla meydana gelen cebirdir. Bunun sahibi ehliyet ve hak sahibi olmayışı nedeniyle Allah katında cezaya maruz kalır. Zorlanan kişi böyle bir cebri görünürde kabul etmiş olsa bile bunun nedeni o kişinin zayıflığı ve karşı koymaya gücünün olmayışıdır. Çünkü insan böyle bir zorlamayı hiçbir zaman gönlüyle kabul etmez. Şu halde bu cebrin sadece ve sadece görünürde bir tesiri olabilir. İhsan sahibinin cebri ise bundan farklıdır. Çünkü ihsan sahibinin cebrinin hem dışta hem de içte tesiri vardır. Binaenaleyh, bu yolu benimseyenler için ihsan sahibinin cebrinden daha büyük bir cebir yoktur. Halbuki onlar da pek azdırlar. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ Sebe suresi 13. ayet.